Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel analiz eğitim serimizin 3. videosunda birlikteyiz ve anlatımımıza, eğitimimize devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte gelir tablosu okumayı inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Benim de çok sevdiğim bir eğitim serisi, eğitim videosu olduğu için ben de heyecanlıyım. Bu videoya başlamadan önce sizlerden ricam elinize bir kağıt kalem almanızdır. Çünkü bazı marjları, yani burada gördüğümüz bazı şeylerin açıklamalarını size söylerken bazı altın noktalar vereceğim. Hepsini almak istemiyorsanız da en azından bu altın noktaları not almanız açısından bir kağıt kalem olması iyi olacaktır. Şimdi şuraya geldiğimizde de bir yine nerede kaldığımızı, nereden gittiğimize bir kuş bakışı bakış yapmak istiyorum. Bilançonun içerisinde bilanço okumayı işlemiştik. Şimdi sırada gelir tablosu okumak kısmı var. Yani bugün gelir tablosu okumayı birlikte göreceğiz. Bunun için iş yatırımın sitesinden yararlanacağız ki tamamen ücretsiz olsun. Arada da Financial Tables üzerinden yine gelir tablosu adı altından bazı incelemeleri göstermeye çalışacağım sizlere. Lafı fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız eğitim serilerimiz için bizlere destek olmuş olursunuz. Haydi başlayalım. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki gelir tablosu, hatta bilançonun komple tamamını okumak ve anlamak farklıdır. Okumak ayrı, anlayıp değerlendirebilmek ve şirketleri değerleyebilmek, analiz yapabilmek ayrı bir konudur. Bunları yorumlamanın ve değerlemenin gerçekten size söyleyeyim ki kralını yapacağız. Eğitimin sonuna doğru böyle 1 kilometre uzaktan şirket analizi yapabiliyor, seçebiliyor ve yatırım yapabiliyor olacaksınız ve korkusuzca. Yani burada aslında korkunuz bir miktar veya risk algınız düşmüş olacak. Çünkü eğitim ne kadar artarsa risk o kadar düşecektir. Yani 1 kilometreden şirketi analiz edebiliyor olacaksınız ve şunu da yine iddia ediyorum ki çoğu analisten daha iyi seviyede temel anlamda şirket inceleyebiliyor olacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. Burada bazı noktaları dediğim gibi yıldızlayacağım. Yıldızladığım kısımları da sizinle paylaşacağım. Öncelikle burada sürdürülen faaliyetler kısmımızı görüyoruz. Zaten hemen aşağısında bunu listeliyor. Bir, satış gelirlerimiz. Buradaki satış gelirlerimize baktığımız zaman zaten dediğim gibi çoğu buradaki marj Türkçe olarak genellikle kendiniz okusanız da anlayabileceğiniz noktalar. Fakat burada altın tiyolar vereceğim ki satış gelirlerinde olduğu gibi. Bunları okuma ve anlama serimiz bittikten sonra bunları yorumlayarak, birbirleriyle kullanarak nasıl doğru ise seçilebilir. Buna geçeceğiz. Ardından sektörel çarpanları geçeceğiz. Yani bilanço okumayı bitirdikten sonra çok güzel şekilde anlayabiliyor ve şirket seçebiliyor da olacaksınız. Altın kısımlara dikkat. 1. Satış gelirleri dediğim ise yaptıkları satışlardan zaten gelir olduğunu biliyorsunuz. Burada bir de satışların maliyetleri var. Yani bu satışları yaparken harcanılan masraflardan bahsediliyor. Burada 43 milyarlık bir satışa 26 milyarlık bir maliyet olduğunu, işte 24 milyar 15 milyar olduğunu görüyoruz. Buradaki altın nokta, yıldızlı nokta 1. Fazla satış karlılığı arttırıyor mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Yani buradaki satış geliri ile satış maliyetini oranlamamız ve buradan bir marj çıkartmamız lazım. Devam videolarında göreceğiz. Hemen aşağı geldiğimizde ticari faaliyetlerden diğer kar zararları geliyoruz. Ticari faaliyetlerden brüt kar zararı görüyoruz ki 16 milyar gayet iyi. Burada faiz ücreti prim komisyonu, faiz ücreti prim komisyonu giderleri, gelirleri, finans sektörü faaliyetlerinden gelirler, işte diğer gelir giderler, finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar zararı görüyoruz. Bu çoğu yerde karşınıza sıfır olarak çıkacak. Olmadığı noktalarda örnekler yapar. Yine konuşuruz üzerinden. Brüt kâra zarara baktığımızda yani çok basit bir şekilde aslında brüt olarak, yani nete düşürmeden brüt olarak yapılan kârı veya zararı söylüyor. 16 milyar, 9 milyar, 3 milyar, 5 milyar. Bunların arasında bir çeyreklik olarak uyuma bakacağız, bir senelik olarak uyuma bakacağız, bir sektör olarak uyuma bakacağız ve düzenli kademeli artışı burada kovalayacağız. Tabii ki o kısımlara geleceğiz. Şu an sadece kullanımını görüyoruz. Pazarlama, satış, dağıtım ve giderleri. Burası da yine çok önemli noktalardan bir tanesidir. Yine altın bir noktaya değineceğiz. Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde yine karlılık oranını kontrolü yapacağız. Yani yüksek satışta oransal olarak karlılık artıyor mu? Yani yıldızlı kısım burası, sürümden kazanma söz konusu mu? Daha fazla satışa daha fazla gider mi harcanıyor? Yoksa satışlar arttıkça burada sürümden kazanmaya doğru gidip maliyetler düşüyor mu? Bu da bize işin ne kadar büyütülebilir olduğunu ve ne kadar efektif büyüme, ne kadar efektif olarak büyütülebileceğini söylüyor. Burası çok önemli. Burayı tekrar dediğim gibi inceleyeceğiz. Yani pazarlama, satış, dağıtım giderleri satış miktarı arttıkça oransal olarak, bakın tabii ki net olarak değil, oransal olarak aşağı iniyor mu? Örneğin 10 milyar satışa 1 liralık bir maliyet varsa, 20 milyar satışa 1.8 liralık bir maliyet olursa burada daha hızlı sürdürülebilir, daha hızlı büyütülebilir olduğunu anlayacağız. Tekrar döneceğim. Genel yönetim giderleri. Burada genel yönetim giderleri noktasında özellikle yeni arz olan veya hızlı büyüyen veya yeni büyüyen şirketlere bakılmalı. Çünkü genelde oturmuş sağlam şirketlerde çok fazla bu sapkınlıklar olmuyor ama burada
doğru olan şey doğru orantıda artmasıdır. Belli oranlarda tabii ki artabilir. Bunda sıkıntı yok ama bu oranlarda çıldırmışlığa, sapkınlığa gidilmemelidir. Burada çünkü çok önemli yıldızlı bir nokta var yine. Nedir bu da? Patron dahi şirketlerden kimse para çıkartamaz. Bu da bu metoda başvurulmasını sağlar. Yani siz şirketinizin patronu da olsanız, özellikle limited şirketten sonra, AŞ'lerde kesin böyle de sanırım limited şirketlerde de, şirket bir tüzel kişiliktir. Şirketin malları vardır, şirketin payları, hakkı, burada tutulduğu bilançoları, defterleri vardır. Ve siz kafanıza göre ben patronum deyip de bir firmanız var. Örneğin 200 çalışan, halka açık olmayan bir şirket bile olsanız, ben gidip de kasadan bana bu sene, bu ayın gelirinden 100 bin lira ver, 500 bin lira ver diyemiyorsunuz. Siz orada işte yönetim kurulu başkanı veya CFO'su olarak kaç para maaşınız varsa bu kadar maaşı şirketten çıkartabiliyorsunuz. Burada şirketten ekstra para çıkartabilmek, daha hızlı bir şekilde paranızı alabilmek istiyorsanız da pazarlama, satış ve genel yönetim giderlerinde kendi maaşınızı arttırarak genel yönetim giderlerini arttırabiliyorsunuz. Buradaki isteğimiz sapkınlık olmadan belli miktar da artabilir. Tabii ki artacaktır. Ama sapkınlık olmaması gerekiyor. Özellikle yeni şirketlere dikkat etmeliyiz. Geldik araştırma ve geliştirme giderlerine. En sevdiğimiz kısımlardan biri. Araştırma ve geliştirme giderleri. Burada abanabiliriz. İstediğiniz kadar abanabiliriz. Artsın. Özellikle de işte yönetime veya farklı yerlere çarçur noktaları yerine burada ARGE, araştırma geliştirme giderlerine istediği kadar yatırım yapılabilir, istediği kadar harcama yapılabilir. Şu değerler çok az, bu değerlerin artması gerekiyor. Özellikle de orta uzun vadede karlılık getirmesi önemlidir bu noktada. Bunun da kontrolünü sağlayacağız. Tabii ki bazı şirketlerde ARGE gideri olamayabilir. Örneğin araştırma geliştirme ihtiyaç duyulmayan bir sektördeyseniz, mesela gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi, bu noktalarda araştırma geliştirme giderleriniz az olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Veya Ereğli gibi oturmuş şirketlerde de bir miktar daha az olabilir. Özellikle de büyümeye elverişli şirketlerde bu ciddi marjlarda olacaktır ve olmalıdır. Ki Ereğli gibi şirketlerde bile olsa yine araştırma geliştirmeye daha fazla bir pay ayrılması gerekiyor. Sonuçta bu demir çelik sektörü, birkaç ARGE mühendisiyle bura tasdiklerine desteklenebilir diye düşünüyorum. Bir diğer nokta, yine burası da yıldızlı. İleriki videolarda ARGE'nin kar uyumuna bakıp etkiyi ölçeceğiz. Burası bizim için çok kritik olacak. ARGE girdisine bakacağız, karlılık çıktısına bakacağız ve tabii ki bunu girdi ARGE'si 21. ayın 9. bilançosu da orada beklemeyeceğiz de bunu işte. Önümüzdeki bir sene için ARGE girdisiyle kar çıktısını kontrol etmeye çalışacağız ve ARGE'nin şirkete etkisini, bu da karlılık marjının gelecekteki artışını ve yine büyüme potansiyeli, ne kadar büyüyebilitesi olduğunu da ölçmüş olacağız. Burada yine gördüğümüz gibi birkaç tane basit marj var. Diğer faaliyet gelirleri, diğer faaliyet giderleri. Burada ana faaliyet dışındaki gelirler ve giderler. Tabii ki demir çelik şirketi de olsa, ana faaliyeti demir çelik de olsa farklı işler de yapıyor. Bunlardır. Gelir giderden fazla olursa yeterli olur. Bu bizim için yeterlidir. Yani uzun soluklu kontroller yapacağız burada ve sürdürülebilir genelde olmadığı için, yani şurası genelde sürdürülebilir değil, diğer faaliyet geliri olduğu için burada bize benim gelirim giderimden fazla olsun, gelirim giderimden fazla olsun, gelirim giderimden fazla olsun benim için yeter. Orada çok ekstra büyük marjlar beklentimiz yok. Çünkü biz asıl şirkete, yani demir çelik şirketine demir çelik için yatırım yapıyoruz. O zaman biz ana faaliyete daha fazla odaklanacağız. Burada diğer faaliyet geliri beni zarara götürmesin yeterli. Fakat ileride burada da tabii ki bir sürdürülebilirlik ölçüsünde incelemeler gerçekleştireceğiz. Aşağı geldiğimde faaliyet karı zararını görüyorum. Zaten bu benim asıl marjlarımdan biri. Yani esas faaliyetten ettiğim kar nedir? 15.6. Ben burada Ereğli'ye geldiğim zaman da şöyle zaten bana özet raporda da belirtiyor ya, 15.6. İşte bu doğrudan esas faaliyet karıdır. Çok önemli bir nokta. Net faaliyet karı zararını görüyorum. Tabii ki bunlar da yine dediğim gibi ileride hem burada sektör içerisindeki artışı göz önünde bulunduracağız. Yani özellikle de senelik marjda rakamlara takılmadan oransal olarak Kardemir mesela 4 sene önceki karını kaça katlamış, Ereğli kaça katlamış ve kendisi içerisinde de kaç katla ilerliyor, bunları inceleyeceğiz tabii ki. Şu an sadece net faaliyet karı zararını görüyoruz ve kullanımını inceliyoruz. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve yatırım faaliyetlerinden giderler var. Bu oldukça basit, yine bildiğimiz gibi arsa, konut, hisse, tahvil vesaire gibi yatırım faaliyeti yapılıyor. Bu yatırım faaliyetlerinden gelirleri ve giderleri ölçüyoruz. Burada önemli bir nokta da şu: yatırımı ölçmek demek şirketin elindeki parayı kullanılabilitesini, yaptığı yatırımların kalitesini ölçmek demek. Bu da aynı zamanda finansörlerini, şirketle ilgilenen finansçıları bizlere belirteceği için burası benim için önemli bir kalem. Mesela Ereğli'nin en büyük eksilerinden biri, yatırım faaliyetlerinden 14 milyonluk bir
gelir 15 milyonluk bir gider, 8 milyonluk gelir 15 milyonluk gider var. Yani yatırım yapılmıyorsa, güzel yatırımlar yapılamıyorsa burada acaba birilerine bir nema verme, rant verme konusu söz konusu olabilir mi? Bir diğer önemli nokta da mesela bu işte yatırım faaliyetlerinin içerisinde bir ev alma, konut arsa alma var ya, belli bir kesimin, belli bir zümrenin burada arsası şeyi yüksek fiyatlardan alınıp bu şekilde bir zararlamaya mı gidiliyor? Tabii ki bu artık en obsesi ya en kötü düşünce sistemiyle buna yargılıyoruz. Ama burada istediğimiz şey nedir? Tabii ki yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin giderlerden zahmet olmazsa biraz fazla olmasıdır. Bu nokta kötü. Aşağı geldiğim zaman diğer gelir ve giderlerin ölçeklendirilmesini görüyoruz. 1. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar zararına bakıyoruz. Yani elimizdeki öz kaynak yöntemiyle nasıl yatırımlarımızdaki kar zarar marjımızı ölçüyoruz. Yani burada da bir eksiler görmemiz. Hani son bir iki dönem artı yaşanmış ama buradaki yani öz kaynak yöntemiyle yatırımlardaki kar zararda da eksiye gitmemiz yatırım konusunda bir sıkıntı olduğunu, şirketin artık finansörlerinin çok iyi durumda olmadığını bize veriyor ki bu aslında kötü bir durum, yani oldukça önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Çünkü yatırımlar şirket için en önemli noktalardan bir tanesi. Aşağı geldiğimiz zaman burada ne görüyoruz? Finansman gideri öncesi faaliyet kârı zararı. Burada tamam bir şey söylüyor bize, yani finansman gideri öncesindeki faaliyet kârı zararını söylüyor ama peki şunu soracaksınız, finansman gideri ne demek? Normalde burayı tek okursak finansman gideri öncesindeki kâr zararı olduğu için finansman gideri çok önemli olmayacaktır ama biz buraya da değinelim. Finansman gideri demek elde ettiğimiz faiz gelirleri, yani örneğin Ereğli'nin bir miktar parası var, bunu gidiyor bankaya veriyor ve diyor ki bana buradan mevduat faiz ödeyin. Buradan elde ettiği gelir ve ödediği faiz miktarı, yine gidip farklı bir bankadan veya aynı bankadan bir kredi çekiyor. Bu krediden de ödediği faiz miktarları olarak geçiyor. Aldığı mevduat olarak aldığı faiz gelirleri finansman geliridir. Burada finansman giderleri de ödediği faiz miktarlarıdır. Şimdi finansman gideri eşittir finansman geliri eksi finansman gideridir. Yani gelirden gideri çıkarttığım zaman aslında bana total zarar karacaktır orada. Tabii ki aldığım mevduattaki faiz oranıyla borçlandığım oran daha dengesiz olduğu için, yani daha büyükten borçlandığım için burada bir zarar yazacağım. Zarar yazabilirim, borçlanabilirim, şirket büyümek için borç alabilir. Bunu hepimiz yapıyoruz zaten. Bir sorun yok. Yani krediyle aldığınız evler de aslında borçlanmaya girdiği için herkes borçlanıyor burada. Buradaki önemli noktalardan biri buradaki finansman gideri eksi finansman geliri, yani bizim orada bir eksi noktamız var ya, finansman gideri kısmımız. Onun ana faaliyetlerimizin %20'sinden fazla olmamasına dikkat edeceğiz. Yani ben ana faaliyetlerimin %20'sinden fazla burada bir başka deyişle faiz gideri, faiz yükü ödüyorsam benim için sıkıntılı bir durum vardır. Burada tabii daha küçük şirketlerde %30'lar %40'lara kadar çıkabilir. Daha büyük ham oturmuş şirketlerde %10'lara kadar inebilir. Değişkenlik gösterebilir. Bunları da konuşacağız. Aşağı geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Esas faaliyet dışı finansal gelirleri, yine esas faaliyetin dışındaki finansal giderleri görüyoruz. Zaten burada finansal gelir giderin ne demek olduğunu gördük. Aşağı geldiğim zaman vergi öncesi diğer gelir ve giderleri görüyoruz. Bunların artık açıklanmasına çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani vergiden önce gelir ve giderleri söylüyor açıkça Türkçe yazılmış şekilde. Sürdürülen faaliyetten vergi öncesi kar. Yani şurada nerede görmüştük? Faaliyet karı zararını görmüştük. Burada bu faaliyetten vergiden önceki karı zararı söylüyor. Sürdürülen faaliyetlerden vergi gelirini söylüyor. Gayet basit. Dönem vergi gelirini söylüyor. Ben zaten burada hızlı geçtiğim noktaların bir anlaşılması çok kolay olduğu için hızlı geçiyorum. İki çok yüksek önemlere sahip olmadığı için. Zaten çok yüksek önemlere sahip olanları yıldızlıyoruz yanına. Şirketin geleceğiyle ilgili bilgi vereni. Ama ben dönem vergi gelirini veya dönem vergi giderini ne yapabilirim ki? Yani hükümete gidip de demir çelik hisselerinden daha az vergi alacaksınız diyemem. Hükümetin içerisinden geçebilecek bir demir çeliğe veya ne bileyim gıda sektöründeki vergi indirimlerini de önceden bilemediğim için burada yatırımım için bana doğrudan done vermiyor. Bu önemli. Yani ben bilirsem ki, biliyorsam ki eğer tarıma işte vergi affı gelecek. Bütün tarım şirketlerinin vergisi ve bütün demir çelik şirketlerinden bundan sonra vergi alınmayacak 5 sene. Bunu biliyorsam derim ki işte artı 5 milyon bilançoya yazılır. Ama bunu bilemiyorsam hükümet içerisinden bu kararın ne zaman meclisten geçeceğini, o zaman bana net done vermediği için ve okunuşu da gayet basit anlaşılır olduğu için buraları biraz hızlı geçiyorum. Ertelenmiş vergi geliri, diğer vergi gelir giderlerini görüyorum. Sürdürülen faaliyetlerin dönem karı zararını görüyorum. Durdurulan faaliyetlerin aşağısında da durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası dönem karını, yine dönem karı zararını görüyorum. Zaten bakın sürdürülen faaliyetlerden dönem karıyla dönem karı aynı. Yani buradaki aynı marjı buraya taşımışlar birkaç kere. Dönem karı zararı dağılımını, azınlık paylarını görüyorum. Şimdi burası önemli. Azınlık payları ve ortaklık payları bizim için önemlidir. Burada ana ortaklık dediğimiz kısım iştiraki veya ortağı olduğu şirketlerin
karlılığından, karından payına düşen miktardır. Yani örneğin Ereğli'nin altında İsdemir şirketi varsa ve İsdemir ettiği kardan Ereğli'nin yüzdesel olarak payına düşen miktarı da bu kısma eklenir. Örneğin benim bir tane şirketim var. Bu şirketin alt iştirakı olarak bir yeni şirketim de var. Bu alt iştirakı olan şirketin ettiği karı kendi şirketimin de ilk olan şirketimin de karının gelir tablosunun bilançosunun içerisine yazıyorum. Azınlık olarak da ana ortaklıktaki payları değil de azınlık olarak paylarıdır. Azınlık olduğu şirketlerin paylarından düşen kar, ana ortaklıkları yani ana iştiraklerinden gelen karı da burada görmüş oluyoruz. Hisse bazlı kazanç konusu var. Buralara biz şu anda girmeyeceğiz. Çünkü buralara şuradaki hemen tablomuzdan gösterebileceğimiz gibi piyasa çarpanları kısmında gireceğiz. Aşağı geldiğimde seyreltilmiş hisse bazlı kazanç bu durumlara dediğim gibi aşağıda gireceğiz. Burada dipnot kısmı var. Dipnot kısmında sadece yurt dışı satışlara kadar kısmı işleyeceğiz. Net yabancı para pozisyonu, parasal net yabancı para varlığı yükümlülüğü. İşte burada hedge dahil bakın hedge kısımlarına burada nakit akım tablosunu işlerken gireceğiz. Şimdi buraya baktığımızda bir amortisman giderler. Amortisman gideri nedir? Örneğin benim bir demir çelik şirketim var. Ereğli üzerinden yine örnek veriyorum. Nedir benim amacım? Tamamen çok basitleştirerek söylüyorum. Ben demir alıyorum. Ham demir alıyorum. Bunu ezip inceltip gönderiyorum. Veya ham demir alıyorum. Bunu eritip gönderiyorum. Tek faaliyetim bu olsun. O zaman benim bir kere neye ihtiyacım var? Büyük bir lava ihtiyacım var. Büyük bir ateş kaynağına ihtiyacım var. İşte o pürmüzlerin çok büyüğüne. Bir diğeri de bunları koyacağım ve servis edeceğim kaplara veya soğutacağım kaplara örneğin ihtiyacım var. Şimdi ben bu kabı bir kere alıyorum. 1000 lira örnek verelim. 1000 liraya ben bu kabı aldım. Bu kabı kullanıyorum ve 10 sene sonra bu kap ömrünü yitirmiş olacak. 10 sene sonra ne kadarlık bir masraf doğacak bana? Yeni bir kap alacağım için 1000 lira. Ama ben eğer o 10 sene boyunca amortisman gideri olarak 100 lira 100 lira ayırırsam buraya bunu işte amortismana yazmış olurum. Yani ben derim ki her sene benim aslında ettiğim kardan 100 lira çıkartmam lazım. Çünkü 1000 liralık bir şey ve ben bunu 10 sene kullanabileceğim. Yani aslında ben bu aldığım maldan, kullandığım araçtan her sene %10 veya 100 lira bir ödeme gerçekleştirmem lazım. Ödeme harcıyorum diyoruz. Amortisman budur. Yani eldeki malların eski kime payı diyebiliriz. Kıdem tazminatı hepiniz bildiği gibi tazminat ödeme durumları ciddi tazminatları ödüyor bu arada. Finansman giderlerini zaten yukarıda işlemiştik finansman giderlerinin neler olduğunu. Ödediği faizlerden bahsediyoruz burada finansman gideri olarak. Yurt içi satışları dediği yurt içine yaptığı satışlar zaten yurt dışı satışları dediği yurt dışına yaptığı satışlar. Bu iki nokta önemli yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar. Buralara tekrar detaylı bir şekilde inceleme içerisine gireceğiz. Burada önemli noktalardan biri yurt içine ciddi satış yapabilir. İlla yurt dışı satışların yurt içinden büyük olması gerekmez. Bu yanlış bir değerleme metodu olacaktır. Sadece yurt dışına da belli bir miktarda satış yapması özellikle de %20 ve üzerinde satış yapıyorsa benim için kafidir. Bu noktalara da ayrıntılı değinmiş olacağız. Bugün sizlerle birlikte gelir tablosunu okumayı parantez içinde veya tırnak içinde veya yıldızlı noktaların neler olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan bir soru, konu, sorun varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğitim videolarımıza devam etmemiz, eğitim videolarımıza destek vermeniz için de kanala abone olmanız ve beğeni atmanız yeterlidir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.